Liverpool Münih Express'e hoş geldiniz. Liverpool tarafı üzüntülü, Münih tarafı neşeli. Böyle bir haftayı geride bıraktık. Tabii ki ben kendi adıma Pep hocamdan sebep Manchester mavidir. Kırmızı sadece bir renktir falan derken 30. saniyede vitaminsiz Jesus'un sebebiyet verdiği penaltıyla maçın senaryosu değişti. Bambaşka yerlere gitti. E, keyifli bir e, Avrupa haftasını e, geride bıraktık esasında. Dün akşam e, da e, Chelsea-Everton maçı vardı. Hemen akabinde e, Inter-Atalanta çok merakla beklediğimiz maç vardı. Onları e, geride bıraktık. Hafta sonu muazzam bir Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı vardı. Nefesimiz kesildi. Hakikaten nefesimiz kesildi. Bayern baskısından nefesimiz kesildi. Bunlara kısa kısa e, değinmeye çalışacağız sevgili e, Ali Ece ile beraber. Ali hoş geldin. Ee, sen puan istiyorsan Enfield'a gel dedin. Ee, ben de Ulgaz Gunar e, yazdım. <laughs> <laughs> e, şöyle geçen hafta konuşmuştuk. E, Ole Gunnar Soxer geldiğinden beri Manchester United'ın geleneksel büyük altı diye tabir edilen bir tanesi de Manchester United'a işte Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea bunların arasındaki maçlarda United'ın gol bulma sorunu vardı. Dediğin gibi sorunu maçın başında Gabriel Cezus çözdü. E, yine bir büyük maçta Pep Guardiola hocanın ben yine farklı bir şey yapayım eğiliminin ona verdiği zararı gördük. Yani e, şu ana kadar özellikle Sergio Aguero'nun ve Gabriel Jesus'un sakatlığında bulduğu 5 e, beş tane beş tane sanırım işte ofansif orta saha diye tabir evet. edebileceğimiz oyuncu oynadı. 4-6-0'da Gabriel Jesus da tabi direkt Sergio Aguero gibi bir santrafor değil de e, yine de hani öbürlerine göre orada oynatılan Foden'a göre İlkay'a göre. Raheem Sterling'e göre daha bir santrafora yakın bir oyuncu. Ama beklenen katkıyı e, katkı yapamadı. Tabi erken gol. Zaten Bruno Fernandes dünyanın faal en iyi penaltıcılarından bir tanesi. E, erken bir golle öne geçtiler. Ama daha sonra zaten şunu gördük. Ya Soksiyer mesela diğer maçlarda da böyle erkenden bir gol bulsa rakibi durdurma işini, kendinden daha güçlü takımı durdurma işini ilk geldiğinden beri çok iyi yapıyor. Ole Gunnar Sokser. ilk geldiği zaman zaten Paris Saint Germain maçlarına denk gelmişti. Ve bunu teknik direktörlükte ki maharetlerden, maharetlerinden en değerlisinin Şimdilik en ön plana çıkanın da bu olduğunu ilk maçtan bize göstermişti. ilk büyük randevudan göstermişti. Evet. Zaten o geçen hafta konuştuğumuz büyük altının kendi arasındaki maçlarda Manchester United belki istediği sonuçları alamasa da istemediği de sonuçlar almıyor. Yani o maçların büyük çoğunluğu da beraber bitti. Yani yine bir şekilde durdurmayı başardı. Tabii e, hatta e, yani durduruyordu gol atamıyordu ama hani şu maçın senaryosunun 30. saniyede değişmesi de çok kötü bir şey. Belki e, Pep e, Guardiola çok farklı bir şey planlamıştı ama 30. saniyede penaltı sebebiyet verince bir oyuncu senin e, darmadağın oluyorsun. Hadi ikinci araya başlıyorsun tam force edeceğim diyorsun 49. dakikada e, şu anda İngiltere'nin bence en iyi e, formda diyelim daha doğrusu. Sol beki çoğu durduramıyorsun. Bayağı iyi toparladı gerçekten çok inanılmaz bir toparlaması evet. var. Yani bu senenin e, en iyilerinden e, birisi. E, hem savunma anlamında hem hücum anlamında e, Lükshow. E, onun da golü ama hani maçın senaryosunda ben şunu e, merak ediyordum. Yani Pep Guardiola mi, niçin bozdu mesela işleyen senaryo. İşleyen senaryodan kastım şu. E, bir Bernardo Silva sahada olsaydı acaba 30. saniyeden sonra maçı tekrar geri çevirebilir miydi? Çünkü Bernardo Silva'nın varlığı sadece merkezdeki o bütün serbest sekizleri Kevin De Bruyne'yi değil Riyad Mahrez'i de başka bir havaya sokuyor. Çünkü Riyad Mahrez Bernardo Silva'nın varlığıyla çok daha çabuk efektif yer değiştirebiliyor. Bunu Türkiye'den Raşit Gezal, Adem Rahiç birliklerine bağlayabiliriz. Bakınız Gençler Birliği maçı, bakınız son maç. Yani Gezal da kendisini Adem Rahiç'le çok daha rahat hissediyor Beşiktaş'ta. Ben hep o vurguyu yapıyorum yani süper ligi yorumlamaya çalışırken. Burada Bernardo Silva yok. Bakıyorsun şimdi yine John Stones da la çıkmış. Laporte olsaydı ne olurdu diye düşünüyorsun. Tamam Zinchenko, Cancelo senin o içeri devrilen beklerin. Onlardan farklı bir şey bekliyorsun. Ama bir de ne olursa olsun bu kadar geriye düşmesine rağmen yine farklı bir şey deneyeceğim demesine rağmen maçın rakamları ve Manchester City'nin çok da sahte olmayan baskısı bir şeyleri anlatıyor bize. Burada da işte hem beceriksizlik hem e, Megal ikilisinin de e, biraz e, şansı var. E, şöyle söyleyeyim ben sana. Hani şutla biten set hücumu e, Manchester City'nin 17 şutla biten set hücumundan bahsediyoruz. Yani 17 kere set setten e, şutu bulmuşlar. Bunda Zinchenko şutları var, İlkay Gündoğan'ın şutları var. Ki tehlikeli şutlardı bunlar. Mahrez'in yine kale yerine reklam panolarını bulduğu e, şutlar var. 21 şut denemiş Manchester City Hani Çok daha fazla toplu oynamasına rağmen çok daha fazla ikili mücadele kazanmış Bu çok enteresandır Genellikle toplu oynamayan taraf ikili mücadele kazanır ya daha fazla City daha fazla ikili mücadele kazanmış Yani bu topu hemen geri kazanabilmekten de kastımız var Tam 12 tane başarılı takım presi yapmış United'ı neredeyse çok fazla geçitmemiş kalesine Ama Mahrez, Sterling ve Jesus mantara bağlayınca yapacak bir şey yok abi. Yani şey havuçlu mantarlı kek yemiş gibi oluyor City. <laughs> <site. gülüyor> Lükshov dışında bir de Lükshov mensturante çok büyük beklentilerle geldi. Çok genç yaşta geldi. Evet. Southampton altyapısından yetişen çok değerli, yetenekli bir oyuncuydu. 17-17,5 yaşındaydı ilk İngiltere Ligi'nin damgasını olmaya başladığı zaman. Onun dışında yani Lükshov'un dışında Soxair yönetiminde yükselişe geçen, toparlanan ve uzun süredir iyi oynayan bir başka oyuncu da uzun süre haklı olarak ağır şekilde eleştirilen Victor, Victor Lindelöf kesinlikle. Evet. Bu maçta iyi oynadığını düşünüyorum ki zaten bu tip United'ın e, skoru korumaya çalıştığı maçlarda genellikle Lindelöf'ü iyi oynarken görüyoruz. Yoksa Lindelöf işte United maçın başına iki tane yiyip ondan sonra e, geri kalan sürede tüm atlarıyla yüklenirken geride önde oynayabilme konusunda mahir bir stoper değil. Yani o özellikleri evet. öyle çok iyi değil. Hayret yani Benfica'dan değil mi yolu geçen bir stoper genelde Benfica stoperinin olayı işte Ruben Dias'ta da gördüğümüz gibi ya Portekiz Ligi'nin büyüklerinde oynayan stoperlerin evet. olayı işte Militao Pepe takım ne kadar önde oynarsa oynasın bir şekilde orta sağcılık özelliği de olup önde stoper oynamayı başarmasıdır. Lindelöf daha farklı bir oyuncu gerçekten de. Lindelöf bu maçta bayağı iyiydi. Bu arada City'de evet ya işte Guardiola Hoca hep bunu yapıyor. Gerçekten bunu yapıyor. Bunu hep konuşuyoruz. İşte Bayern Münih'le ile Şampiyon Ligi'nde çok iyi giderken birden o maça özel 3-3-3-1 deniyor. Olmuyor. Ee, işte i̇şte Manchester City'de çok iyi giderken birden e, 4 orta 4 geri dörtlüğünün üç tanesi orta saha oyuncusundan kurulu sahaya çıkıyor. Olmuyor. Monaco'ya yeniliyor. Eleniyor. Bu maçta da yani gerçekten bu 4-2-3-1'e dönmesi ya sadece Gabriel Jesus'un performansı kötü değildi. Aynı zamanda ilk ay da sahanın yıldızı değildi bu düzende. Tabii. Çünkü ilk ay bir geriye gelmiş oldu. İlk ay bir yönde oynarken forvet hattına yakın oynadığı zaman ligin bu sezon tozunu attı. Ligin en iyilerinden bir tanesi oldu ki ya yani ayın futbolcusu ödülünü fazlasıyla hak ederek aldı. Tabii şimdi Kevin De Bruyne'ye yer açacaksın ama bu sefer herkesin bence performansı düştü. Aynı şekilde Raheem Sterling de sahanın en kötülerinden, en etkisiz isimlenen bir tanesiydi. Buna karşın Martial ee, bir tane pozisyon var kaçırdı. Yani onu mutlaka gol yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama onun dışında bayağı iyi performans. Martial de işte bu tip maçlarda özellikle United öne geçtikten sonra büyük takımlara karşı çok tehlikeli olabilen, çok etkili bir isim. Onun da bayağı küçük yaşta Manchester United'da çok iyi bir paraya Monaco'dan geldiğini unutmayalım. Daha halen yaşı genç. Yani hani işte Lukaku'dan bahsedince vay be Lukaku 15 yıldır falan oynuyor diyoruz ama <laughs> yani oynamıyor 15 yıldır. 27-28 yaşında olan bir oyuncu. Martial de aynı şekilde. Daha 25 yaşında bir oyuncu biliyorsun Martial. Yani Türkiye He. Ligi için bayağı süper genç. Hani Türkiye Ligi ortalamasına göre. <laughs> bizde futbola yeni başlamış adam <laughs> statüsünde. Yani. yani. işte pişecek abisi falan <laughs> diyorlar diye bize. Neyse bizde o değişti o. Özellikle bu sene Gökdeniz Bayraktarlar falan da bunu bir kez He. daha gösterdi. Forvet hattında da artık genç oyuncular şans bulmaya ve bu şansı değerlendirmeye, kalitelerini göstermeye başladılar. Ya Martial bayağı bayağı önce geldi. Ya yani Martial'in ilk geldiği maçı hatırlıyorum ben. Benteke, Liverpool adına böyle muhteşem bir gol atmıştı ama e, sadece bir, bir teselli golüydü. Yani iki ne getirmişti son 90 artılarda. O maçta mesela Martial mükemmel oynamıştı. Daha yeni gelmişti. İlk derbisiydi. E, çok iyi bir e, performans sergilemişti derken Enfield'a öyle bir geçiş yapalım. Çok fazla konuşmaya gerek yok. E, mesela şimdi Steven Gerrard'ın Rangers'da şampiyonluk yaşadığı için hemen Klopp gitsin Gerrard gelsin tayfası başladı. Ben tabii Gerrard'ı çok severim çok çocukluğundan beri severim Gerard'ı da. Bak Rangers'ı şampiyon yapmak kriter olmaz diyorum. Tabii Graham Suznoz Graham Sunus, Gerard'dan önce Liverpool'un Gerard'ıydı futbolculuğunda. Aynı ve hem savaşçı hem böyle teknik orta saha. O biraz fazla savaşçıydı tabii. O zamanın oyun kuralları da öyleydi. Yani Gerard zaman zaten Gerard bir süre sonra Benitez tez yönetiminde artık tamamen ofansif orta sahaya evrildi Liverpool'da. Sunus hep çift yönlü. Işte kavgaya dövüşe giren ama golleri de atabilen. Top tekniği de gelişkin bir oyuncuydu. Ve böyle teknik direktör çok başarılı olması bekleniyordu. Tıpkı Gerard gibi. Çünkü sağ içindeki teknik direktör gibiydi ki Rangers'a ilk gittiği zaman Sunus birkaç yılda böyle teknik direktör futbolcu olarak yer aldı. Hatta böyle bo bomba bir bilgi vereyim. Futbolcuyken kırmızı kart görüyordu. Kendisini böyle kadroya aldırmak için ne yapıyor? Teknik direktör olarak. Kendini yedek kulübesinden yazmıyor. E zaten Teknik direktör olarak kenarda falan böyle Sunus çok savaşçı, inatçı. Şimdi de böyle yorumcu biliyorsun. Çok da konuşuluyor bu konu. Gerard'ın ben başarılı bir teknik direktör olacağına inanıyorum. İstiyorum da bunu. İşte Liverpool'da da bir gün çalıştırmasını çok isterim. Ama bak tamamen böyle panik olur bu iş. Daha adam kaç senedir teknik direktörlük yapıyor. Sonra Gerard Rangers'a giderken Liverpool'da çalışan insanlardan bir bu karma yaptı, gitti mesela yardımcılarından bir yıl var. O çok önemli bir katkısı var bu BBC'de istersen oku çok evet. güzel bir yazı da ben o çocuğu biliyorum yani nereden biliyorum Liverpool'daki bütün işte teknik direktörler yöntem falan hep onun o detaycı çılgın bir insan en ufak detaya hakim oluyor orada güzel bir heyet takım kurdu ee, şimdi Liverpool'da onları direkt götürdüğün zaman aynı oyunculardan farklı sonuç yani tamam kulüp yerine başkasını illa getirmek istiyor musunuz peki peki. Ama yani Gerard'ı hemen harcamayın diyorum. Bak mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'ta hemen gelmedi. Baya Anadolu'nun tozunu yuttu. Yuttu. Yani işte o zamanki yardımcılarını hatırlayalım. Onlardan bir tanesi de Tamer Tuna birinci takım hocası olarak öyle de başarılı oldu. Hatta yardımcı hoca olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Şenol Güneş evet. döneminde bak bu teknik heyetten kastım bu. Hani Lampard gibi olmasın yani. Lampard'ı getirdin kulübün efsanesi. Hadi bakalım teknik direktörlük, e, teknik direktörlük kestanesiymiş kovalım. Ya doğru kovmakta haklı adam. Yani yerine getirdiği Thomas Tuchel de çok daha iyi bir teknik direktörlük dokunuşuyla Chelsea'yi çok daha iddialı bir konuma getirdi. En azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında evet. çok geride kalmıştı Chelsea. Bunları ben kabul ediyorum. Ama sadece Rangers kriter olmaz diyorum. E o Walter Smith bak şimdi Sunnis'ten sonra Walter Smith aldı Rangers'ı. Sunnis'in yardımcısıydı. Yıllarca şampiyonluk yaptı. 9 kez üste şampiyon oldu Rangers. Bakma şimdi 10 yıl sonra oldular <laughs> diye. Yeni kuşak hani Bunlar da çok geride falan. Yok bir arada tam tersi Celtic 9 yıl üstü de olamadı. Henrik Larsson gelene kadar olamadı. Abi o dönemde mesela Walter Smith Everton'a geldi. Everton'da bir kazanmış var mı? Kriter değil. Brandon Rodgers Celtic kriter değil. Liverpool'da çok başarılıydı Brandon Rodgers. de çok başarılıydı. O yüzden o işte Celtic aktarmalı olarak geldi. Yoksa Celtic'de şampiyon renginde vay Manchester City yendi. Hadi alalım. O değil. Yenmedi bu arada. Berabere kaldılar iki maçta da. Dembele'nin gol attığı maçlar. Yani bir kere bu konuyla bir yani böyle açalım. Gerard'ı çok seviyorsunuz biliyorum. Biz de çok seviyoruz kardeşim adam. Niye sevmeyelim Allah Allah ya. Adam kayıp düştüğü zaman ben kayıp düştüm sanki ya. Çok değerli bir müzisyenin hediyesi olan bağlama kırıldı o karambolde. Ben sana öyle söyleyeyim. Bizim evde neler neler oldu Gerard'ın ayağı kayınca yani. Ben kendime gelemedim kaç gün. O değil. Bak mesela orada başkasının ayağı kaysa, Şikörtel'in ayağı kaysa o kadar üzülmezsin. İşte kaleci Reyna'nın şeydi o zaman Minyole. Minyole'nin ayağı kaysa üzülmezsin. Suarez'e bile üzülüyor. Ya Suarez'e bile üzülmezsin. Lan zaten milleti işte ısırıp duruyordu. Kavgacı, dövüşçü. Arada onun da başına bela gelecek ama Gerard'ın gelmesi iki kere değil mi? Darladı böyle Liverpool'u sevenleri falan. Tabii. O yüzden evet. şimdi bak. Bu kadar böyle kaygan zemine hemen yetirip adamı hadi kurtar bizi sonra işte Lampard, Chelsea gibi bu hatayı yapma. Yapma bu hatayı ama bu tabi Jürgen Klopp Almanya milli takımı falan çok artık konuşulmaya başlandı. Bilmiyorum o konuda da sen konuşmak istiyordun. Löw yerine evet. Löw artık bırakacakmış Avrupa evet. Şampiyonası. Bu bu part bitti ama daha konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.